sos tenceresi koydum. Küçük bir sos tavası koydum. Özür dilerim. Yaklaşık şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar tatlı kaşığıyla koydum ama burada 2 yemek kaşığı kadar tereyağı vardır diye tahmin ediyorum. Tereyağı aldım ve hafiften eritiyorum. Parçalayıcının haznesine burada gördüğünüz yulaflı bu kurabiyeler bir paket kadar var. Şöyle şu boyda bir paket kadar kullanıyorum. Yani gramaj konusunda çok bir şey, şu kadar gram, bu kadar gram demeyeceğim size. Öncelikle şunu böyle güzelce bir çekiyorum. Ve iyice toz haline getiriyorum gördüğünüz vaziyette. Daha rahat çalışabilmek için şöyle bir cam kasenin içerisine çıkartıyorum. Üzerine tereyağını ekliyorum. İyice bağlasın ve bunu kıvamlı ve lezzetli bir hale getirsin diye güzelce karıştırıyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar da bal ilave ediyorum içerisine. Bal da bunu soğudukça daha iyi tutan ve birleştiren ve tabii ki lezzet katan kıvamda. Şimdi balı da ilave ettikten sonra hepsini güzel karıştırdım. Şimdi bu bizim yapacağımız kapların tabanına gelecek. Her zaman olduğu gibi. Şöyle 6 tane bardak, 6 porsiyon, daha bile fazlasını çıkartabilirsiniz. Öncelikle yaptığınız şu bisküvili tabanı bardakların içerisine eşit olacakmış vaziyette pay ederek işe başlayalım. Eksik kalanlara birazcık daha. Toplam 6 bardağa pay ettik. Bardağın tabanıyla şöyle bastırdığınız zaman hop gayet güzel vaziyette zaten istediğiniz taban görüntüsünü alıyorsunuz. Aşırı derecede bastırmanıza gerek yok. Sadece birazcık bastırıp bu böyle hani o dokusunu da görecek vaziyette natürel bir taban yapmanız benim için yeterlidir. Altısı da dolapta yaklaşık 10 dakika içerisinde mis gibi böyle kıvam haline gelmiş olacak. Önce sakızlı muhallebi kısmını yapıyorum çünkü onun vişne sosuna hazır olması ve iyice bir donması lazım. Burada 125 gram kadar tereyağı var. Bu 125 gram tereyağı öncelikle şöyle bir küçük sos tenceresinin içerisine ilave ediyorum. Tamam, her şeyi bunun içinde yapacağım. Altını yakıyorum ve tereyağı burada hafiften eritmeye başlıyorum. Bağlama kıvamı için un kullanacağım ve 1 su bardağı kadar un kullanacağım. O yüzden unu önden iyice bir kavuracağım. Burada eriyor. Eridikten sonra içerisine 1 su bardağı un koyacağım ve un iyice kavrulana kadar bunu burada güzelce ocağın üstünde yaklaşık 7-8 dakika çevireceğim. Bir spatula ile bir çırpma teliyle nereye kadar? Ta ki unun kokusu çıkıp hafif rengi dönene kadar. Evet, 3-4 dakika içinde gördüğünüz gibi bunun hafiften böyle üstü blup blup etmeye başladı. İyice bir kokusu çıktı, tamam? Ve unu hafiften kavurduk. Şimdi bir tık altını kısıyorum. Diğer ilaveleri yapacağım içerisine. 1,5 su bardağı kadar toz şeker böyle bir tarife iyi gidiyor. Şöyle bir şekeri bir hafiften bir karıştırayım, tamam? 1 litre kadar süt koyuyorum ve olduğu gibi koyuyorum sütü. Böyle hani böyle parça parça vesaire vesaire gerek yok zaten. Sütle beraber içeride her şeyi karıştırdığınızda bu tam bir muhallebi kıvamına gelecek. Bir de damla sakızı. Gittim derin dondurucuya çünkü ben derin dondurucuda saklıyorum her zaman damla sakızını. Neden? Bu tip tariflerin içerisine koymak istediğiniz zaman damla sakızının donmuş bir vaziyette olması kırılmasını kolaylaştırıyor. Yani şöyle, eğer bu oda sıcaklığında olsaydı ben bunu buradaki havanın içine koyup şöyle üstüne vurduğum zaman tamamı havanın dibine yapışacaktı. Oysa ki böyle yaptığım zaman soğuk olduğu için kristalize kristalize ki havanda soğuk olursa çok çok daha iyi çözüm olur. İyice bir toz haline getiriyorsunuz bunu. Arkasından bu şekilde içerisine transfer ediyorsunuz. Böylece damla sakızı zaten kıymetli bir şey. Havanın içerisinde kalmıyor. Tamamı böyle toz halinde tatlınızın içerisine girmiş oluyor. Ne kadar derseniz valla o sizin kullanacağınız damla sakızının gücüne bağlı. Ben standart lezzette bir damla sakızı kullandığım için 3-4 parça kadar dövülmüş damla sakızı bana yeterli oluyor. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş bir kıvamda her şeyi bir muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta tıkırdatacağım. Aşağı yukarı bir 10 dakika kadar sürecek bu. Çok hızlı bir şekilde yapmayın. Yavaş yavaş içeride hiç tıkırtı, pütürtü vesaire kalmadan böyle güzel bir şekilde karıştıra karıştıra muhallebinizi oluşturmaya başlayın.
İşte böyle 8-10 dakika muhallebi gayet güzel kıvama geldi, yoğunlaştı. Artık porsiyonlayabiliriz. Altını kapattım, şöyle kenara aldım. Beklerseniz hemen üstü kabuk bağlayacaktır. O yüzden kısmen hızlı olmamız lazım. Buradaki porsiyonladığımız kaplarımızı çıkartalım ve muhallebimizi üstlerine direkt olarak transfer edelim. Burada herhangi bir teknik yok, taktik maktik yok. Bam bam bam. Sanırım bu işi yapmanın en kolay formülü bir kepçeyle olacak. Bu şekilde 6 porsiyonu doldurdum. Daha da tepeleme doldurabilirsiniz ama çok da gerek yok çünkü üstüne bir de vişneli katman gibi bir vişne sos yapacağız ya. Böyle hafiften yayın, şu şekilde burada dinlendirin. Hadi buyurun şimdi vişne sosunu yapmaya başlayalım. Doluk vişneleri birazcık şey yaptım, tanesiyle suyunu birbirinden ayırdım. Çünkü suyunu hafiften böyle bir azıcık nişastayla açacağım. Ondan sonra da işi bitireceğim. Ama tanelerine de ihtiyacım var. Şöyle doluk vişnenin tanelerinden 6 tane olduğu için yaklaşık şöyle bir 2 kaşık kadar aldım. Tencerenin içerisine transfer ettim. Burada da vişnenin kendi süzülen suyu var. Bak toplam 250 gram vişnenin suyu var bunun içerisinde. Birazcık ekşi olduğu için o ekşiliğini kırmak adına üstüne şöyle 1,5 kaşık kadar toz şeker ilave edeceğim. Yıldız anason. Vişneye inanılmaz bir lezzet katar ve acayip güzel bir katma değer sağlar. Bu da bunun içerisine gidiyor. Kıvamı hafiften bağlasın diye küçücük bir parça nişasta ilavem var. Ama çok küçücük bir parça. Ne kadar derseniz hani bir çay kaşığı kadar, şu kadar filan yani, tamam. Buradaki her şeyi güzelce bir karıştıracağım. Unutmayın nişastayı her zaman soğukken eklemeniz lazım. Burada tencere hafiften ısınmaya başladığı an itibariyle de buradaki şeker, vişne suyu ve yıldız anasonlu karışımı hop direkt olarak içerisine transfer edeceğim. Yıldız anason bu ısınma sırasında kendi baharatını, kendi lezzetini bunun üstüne bırakacak ve bunun kıvamı birazcık bağlanacak. O yüzden altını yakıp burada nişasta, şekerin hafiften erimesi ve kendini bırakması ve vişnelerle beraber kıvamın yavaş yavaş tıkırdayarak bağlamasını bekliyoruz. Bu kıvam bağlandıktan sonra da alacağız ve direkt olarak orada bekleyen bardakların üstüne bunu güzelce gezdireceğiz. Vişne soslu, damla sakızlı muhallebi de tam böyle oluyor. Ev yapımı vişne soslu sakızlı muhallebi. Daha iyisi Şam'da kayısı.